yapıyoruz? Ekranlar verip burada S değil de G'yi seçiyor. Çocuklarımız kursa ilk katıldıklarında basit uygulamalarla başladılar. Örneğin led yakıp söndürme gibi. Daha sonra park sensörüne geçildi. Park sensörünü tasarladıktan sonra çocuklarımız engelden kaçan robot yaptılar. Daha sonra çizgi izleyen ve Bluetooth robot yaptılar. Robotlarımızı teker teker denediler. Eksiklerini giderdiler. Sonra robotlarını tekrardan tasarladılar. Sürecimiz bu şekilde devam etti. Tamam mı? Buraya yazdığım sıraya göre arkadaşlar rakip olacaksınız. Merhabalar, ben Mustafa Üzüm. Bolvadin Çözüm Akademi Okulları Fen Bilimleri Öğretmeni ve Robotik Kodlama Eğitmeniyim. Valiliğimizin Kadın Kültür Evleri projesine biz de destek vermek istedik. Bolvadin Kadın Kültür Evi'nde bir robotik kodlama kursu planladık. Burada hem kız hem erkek öğrencilerimize robotik kodlama kursları verdik. Kursumuzun sonucunda öğrencilerimiz yarışma yaptılar. Bluetooth robotlarıyla beraber futbol maçı yaptılar. Kazanana ödül verdik. Öğrencilerimize daha sonra kursu bitiren öğrencilerimize sertifika verdik. Endüstri 4.0 çağıyla beraber yapay zeka önem kazandı. Yapay zeka uygulamalarını yapabilmek için de kodlamanın önemi daha çok ön plana çıkmaktadır. O yüzden gençlerimize şimdiden kodlamanın mantığını, kodlamanın önemini kavratmaya çalışıyoruz. Bu sayede ileride değişen mesleklere uyum sağlayabilmeleri için öğrencilerimizi geleceğe güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Ben Bolvadin'de Çözüm Akademi Okulları'nda çalışmaktayım. Orada robotik kodlama eğitimleri vermekteyim ve aynı zamanda fen bilimleri derslerine girmekteyim. Öğrencilerimiz çeşitli robotlar tasarlıyorlar. Bu robotları tasarladıktan sonra önümüzdeki yıl TÜBİTAK projelerine katılacaklar. Okulumuzda robotik kodlama atölyesi bulunmakta. Öğrencilerimiz kendi robotlarını tasarlıyorlar. Tasarımını yaptıkları robotları çeşitli kodları yazarak deniyorlar. Robotlarımız bilgisayara bağlanıyor, bilgisayardan kodlanıyor ve öyle çalışıyor. Normalde bu robotumuzu tasarladıktan sonra bilgisayara bağlamazsak hiçbir şekilde çalışmaz. Bilgisayara bağlıyor öğrencilerimiz ve bilgisayara bağladıktan sonra kodluyorlar, kodlarını deniyorlar. Eğitimlerimiz devam edecek. Bunun için iletişimde kalın. Yarışmanın kurallarını biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Yani mavi takım, mavi topu kırmızı kaleye. Tamam mı? Kırmızı takım, kırmızı topu mavi. Tamam. Şimdi hemen koronavirüsümüzü açıyorum. Bir aydır yoruldular, kapadılar. Bugün de meyvelerini alıyoruz inşallah. Ezafenin torunları bu milletin çocukları. Benim için olurdu. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun.
torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp yarınları, kuşattılar semaları. Teknofest, aklım fikrim Teknofest, 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 sağım